Statü değişikliğinde bu yıl çoğu insanın red aldığı söyleniyor. Avukat ile çalışırsak alma ihtimali azalır mı? Ya da tahmin ediyorum kastettiği red alma ihtimali azalır mı? Ve alma ihtimali artar mı demek istiyor takipçimiz. Work and Travel ekibinin takipçisi bize bu soruyu iletmiş oldu. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Öncelikle neden red alınma sebebini anlamak gerekiyor? Bunun en başta sebeplerinden bir tanesi Amerika'daki yeni yönetim yönetime geldiğinden beri sadece yasal olmayan göçmenlik işlemleri değil aynı anda yasal olan göçmenlik ya da göçmen olmayan işlemlerde yani göçmenlik yasalıyla, yasasıyla bağlı olan işlemlerde çok ciddi değişiklikler yürürlükte getirmeye başladı ve bu yürürlükteki değişiklikler çok ciddi sıkıntılar yaratmaya başladı. Eksiklikler işte tam e, günceli takip edememe veya e, daha sık e, inceleme noktasında bir değişim görüyoruz. Dolayısıyla sizin e, sorduğunuz soru çok yerinde bir soru ve yaklaşık bir buçuk yıldır da çok sağlı oldu, çok redler duyuluyor A, ve e, bu noktalarda şöyle söyleyebilirim ben, normalde mesela e, sizin gibi, ya diyelim burada Ceyvan work and travel'a bulunan bir arkadaş statü değişikliği yapmak istediği zaman, öğrenci statüsü gibi bir değişikliğe geçmek istediği zaman okulları aracılığıyla hatta okulları biz hallederiz avukata ihtiyaç yok dedikleri durumda şu an okullar geri adım atıyor ve biz karışmıyoruz avukatla görüşün, avukatlarla yapın deme yoluna gidiyor. Ben şunu söyleyebilirim sadece. Mesele avukat olup olmaması değil ama gerçekten mesele artık çok daha dikkat edilmesi gereken bir başvuru türüne dönmüş durumda. Yani eğer siz buraya geldiniz C1 Work and Travel programını tamamladınız ve hani gitmek için biraz daha zamanınız oldu kalabilmek için burada ve bunu da değerlendirip ben eğitimimi biraz daha alayım, İngilizcemi geliştireyim dediğiniz noktada çok dikkatli olmanız gerekiyor. Dolayısıyla biz aslında yani yaklaşık bir buçuk yıldır hani nasıl söylesem durmadan bağırarak böyle sesimizi duyurmaya çalışıyoruz her platformda. Ama çoğu zaman tabii bu hissedilmiyor ama tabii şu an e, bu yaşanan red ve diğer türlü durumlardan dolayı bize ciddi şekilde e, bu tarz e, sizin gibi değerli öğrenciler işte ya Ayhan Bey siz haklı mısınız? Biz bunu yapmadık, sizi dinlemedik. Böyle yapsaydık keşke biz de. İşte ya da duyuyoruz çoğu kişi sizin yaptığınız dosyalar olumlu cevaplar alıyormuş. Bu tarz dönüşlerle dönüyorlar. Ama bunun en büyük sebebi biz güncel durumu takip ettiğimiz için ve devamlı yaptığımız işler olduğu için buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani artık şöyle ben söyleyeyim. Gerçekten bu tip işlemleri kişiler kendileri de yapabiliyorlar. Ama artık avukatsız yapmak gerçekten zor gibi olacak gözüküyor bundan sonraki süreçlerde. Ve sadece şunu da söyleyeyim. Hani avukat da değil mesele. Bu işi bilen ve yapabilen bir avukat da olması gerekiyor. Çünkü bizim önümüze çok dosyalar geliyor ve diğer avukatların hazırladığı dosyalar. Yani onların yaptığı eksiklikler ve yapamadıklarını görüyoruz. Yani dolayısıyla işi gerçekten bilen biriyle bunu yaparsanız onay alma şansınızı yükseltirsiniz. Yani herhangi bir work and travel öğrencisi burada kalmayabiliyor. Çünkü okulu var okulunu bitiriyor. Ama burada kalabilecek olanlar da çok çok dikkatli olmaları gerekiyor. Aa, aslında bu güzel bir soru dedim baştan. Gerçekten de öyle güzel bir soru. Bunun bir sebebi de şu. Statü değişikliklerinde artık çok çok dikkat olması gerekiyor. Çünkü göçmenlik dersinin getirdiği yeni yürürlükler var, değişiklikler var. Ve bu değişikliklerden en önemlisi ve yakında onun e herkes hissetmeye başlayacak. Artık red dosyası yediğiniz an statü değişiklerini reddettikleri an sizi göçmenlik görevlileri hemen 30 gün sonrasında sınır dışı sürecine koyabilecekler. Düşünebiliyor musunuz? Yani siz buraya work and travel programıyla gelmişsiniz. 3 aylık, 4 aylık buradasınız. Gideceksiniz ama dur ben bu arada şunu da halledeyim dediğiniz bir süreçtesiniz. Ve o başvurunun sonucunda bir bakıyorsunuz kendi sınır dışı sürecinde hissediyorsunuz. Oysa siz hiçbir şey yanlış yapmadınız. Başvuru yaptınız. Başvuru yapmamazlık yapmadınız. O yüzden çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu sefer sizi durduk yerde kendi kendinizi sınır dışı sürecine koymuş olacaksınız. Ve bu sefer sınır dışı sürecinden kurtulmak da ayrı bir sorun. O açıdan bu değişiklikler artık gündeme gelecek. Ben hatta onun diğer bir örneğini vereyim. Geçen ayın sonu itibariyle artık bu tip statü değişikliği başvurunda göçmenlik dairesi parmak izi almaya başladı. Yani bu çok yeni bir uygulama. Yani daha yeni başladı ve artık statü değişikliği başvuruları yapanlar parmak izi veriyor olacaklar. İnanılacak gibi değil. Ama biz bunun neden yapıldığını tahmin edebiliyoruz. Sadece ben şunu söyleyebilirim. O açıdan çok dikkatli olmanız gerekiyor. Statü değişikliği yapamazsınız diye bir şey yok. Yapmayın diye bir şey yok. Bu sizin doğal hakkınız. Yapabilirsiniz. Önemli olan kurallara ve yürürlüğe uygun şekilde yapılsın ki daha sonra mağduriyet yaşamayın.